Güney Afrika kıyılarında büyük beyaz köpek balığı sessizce süzülüyor. Köpek balığı geçidi olarak bilinen kanalda binlerce fokun peşinde bir sonraki avını arıyor. Bu bölgeye aynı zamanda dünyanın en popüler kafes dalış destinasyonlarından. Hans Bay'da turistler 100 ila 150 euro ödeyerek köpek balığı turu yapabiliyor. Tüyler ürpertici olduğu kesin. Metal parmaklıklar ardında dev bir köpek balığıyla yüz yüze gelmek, ziyaretçilerin unutamayacağı bir an. Sadece boyutları bile gizemli. Okyanusa yakın bir yerde yaşamıyorum. Köpek balıkları ile ilgili tek deneyimim televizyonda ya da filmlerde gördüklerim. Onları yakından görmeyi başka bir şeyle karşılaştıramazsınız. Mükemmel. Köpek balığı turizmi büyük bir gelir kaynağı fakat aynı zamanda araştırmacılara savunmasız köpek balıklarının durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmelerini sağlıyor. Çöl ağlarına yakalanmaları ya da yüzgeçleri nedeniyle hedef alınmalarını. Hans Bay'daki beyaz köpek balığı kafes dalışı endüstrisi birkaç yıldır faaliyette. Bu botların çoğu günlük gözlem verisi topluyor. Bir hayvanı daha iyi korumak için önce onun hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu yüzden gerekli verilerine sahip değilsek, yüksek seviyelerde gerekli mevzuatlarda ortaya çıkamaz. Beyaz köpek balıkları denizlerdeki ekolojik dengeyi korumaya yardımcı olduğu için okyanusların aslanları olarak da anılıyor. Ancak nüfusları azaldı. Dünya çapında sadece 3000 beyaz köpek balığı kaldı. Güney Afrika'da değerli bir turizm kaynağı. Diğer ülkelerde bu ikonik balığın çorba kaselerinde görmekten çok turistik bir cazibe olduğunu fark ederse hayatta kalma şansları olabilir.